Selamlar ahali, Miradama hoş geldiniz. Bugün Prokopto'nun ikinci bölümündeyiz. İlk bölümünde yine Fevzi ile birlikte işte iyi yaşam felsefesinin genel gidişatı hakkında konuşmuştuk. İyi yaşam felsefesine, neden iyi yaşam felsefesine sahip olmalıyız? Muhtemelen yukarıda bir yerde kart çıkacak. O karta tıklayarak ilk bölümde izleyebilirsiniz. Bu arada geçen bölümde yapmayı unutmuşuz. Prokopto'nu tanımlamayı unutmuşuz. Biz Prokopto'nu diyoruz ama Prokopto'nun ne? Önce ondan kısaca bahsedeyim. Öncelikle bu videonun hedef kitlesi biraz daha stoacılıkla ilgilenen kişiler olacak. Sadece spesifik olarak bir yaşam felsefesiyle ilgilenenlere de katkı sağlayacak fakat stoacı felsefe üzerinden kurgulanacak. Prokopton'da aslında yolda olan, ilerleyen ismine geliyor. Ve her birimiz aslında birer Prokoptonuz. Karakterimizi geliştirmek, şekillendirmek, daha iyi insanlar olmak amacıyla yoldayız ve amacımız bilgece bir hayata yavaş yavaş da olsa sahip olabilmek. Prokopton bu anlama geliyor ve bu sebeple serinin ismi de bu. İkimiz de Fevzi de ben de şeyiz. Bu yolda minik minik adımlar da olsa karakterimizi geliştirmeye çalışan insanlarız. Bu yayının amacı da Fevzi ile sohbetlerimizi kayda almak ve birilerine ilham olursa ne mutlu bize demek. Fevzi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl geçiyor hayatın? Teşekkür ederim. Gayet iyi. Sen nasıl geçiyor? Çok iyi gidiyor bende. Direkt laps diye konuya girelim istersen. Sanırım öfke hakkında konuşacağız bu Evet. hafta. Ve Öfke üzerine konuşacağız. bundan sonraki prokoptonlarda da farklı konseptlerin stoacı perspektifle nasıl ele alınabileceğini, işte stoa felsefesinin ona dair yaklaşımlarını ve bizim yaklaşımlarımızı incelemeye çalışacağız. Topu direkt sana atıyorum. Format sende. Sen de istersen. Bugün öfke üzerine konuşacağız. Stoacıların öfkeye karşı bakış açısı nasıldır? Öfkeye karşı nasıl bir tavır takınmamız, nasıl bir pozisyon almamız gerektiğini bize sağlık veriyorlar. Onu tartışacağız. Onun için ilk olarak yani öfkeye karşı nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğine dair Stoacıların diğer bütün duygu durumlarında olduğu gibi bize sormamızı ve cevaplamamızı gerektiğini düşündükleri bir soru var. O da şu. Bu benim doğamla uyumlu mu değil mi? Eğer doğamla uyumluysa benim bu duyguyu köreltmeme gerek olmadığı gibi aynı zamanda körüklemem de gerekebilir iyi bir yaşam için. Ancak stoacılar çok büyük çoğunlukla öfkeye çok kati surette karşı çıkıyorlar. Bunun bizim doğamıza uyumlu olmadığını söylüyorlar. Tabii bunun içinde özellikle Seneca bazı argümanlar sunuyor. Seneca diğer stoacılar arasında öfke üzerine daha çok görüşeceğini ifade etmiş kişi. Özellikle abisi Novalis'e idi sanırım yazdığı mektupları öfke üzerine ve kitaplaşarak gelmiştir. Dolayısıyla bu konuda çok fazla atıfta bulunacağız Seneca'ya. Seneca bir takım argümanlar sunuyor öfkenin bizim doğamızla uyumlu olmadığına dair. Bunlardan birkaçına değinelim. Diyor ki Seneca, bizim belli bir duygu durumunun bizim doğamıza uyumlu olup olmadığına karar verebilmemiz için ruhumuzun dingin bir pozisyonda hangi duyguları açığa çıkardığını bizim bilmemiz gerekiyor diyor. Ve biz dingin bir ruh halindeyken genelde barışçıl, cana yakın, sakin oluruz. Lakin öfkenin açığa çıkardığı duygulara baktığımız zaman intikam, zarar verme gibi duygulardır öfkenin açığa çıkardıkları. Ve bu tezat bizi öfkenin bizim doğamızla uyumlu olmadığı sonucuna götürmesi lazım diyor. Aynı şekilde başka bir argümana gelirsek diyor ki biz genelde öfkenin en fazla zuhur ettiği insan tiplerine baktığımızda genellikle çocuklar, yaşlılar ve akıl hastalarında öfkenin en çok ve şiddetli bir şekilde ortaya çıktığını görürüz. Ve bu insan tiplerinin ortak bir özelliği de akli venekelerinin ya olgunlaşmamış ya körelmiş ya da sekteye uğramış olmalarıdır. Dolayısıyla bizim doğamıza, aklımıza uygun bir duygu olmadığını biz söyleyebiliriz öfke için. Bir başka argüman, biz erdemli bir kişinin niteliklerini zikrederken genelde bir takım özelliklerini sayarız, evet. Örneğin adaletli olması, merhametli olması, çalışkan olması vesaire. Ama biz öfkeyi bu niteliklerin arasında değerlendirmeyiz. Aslında biz gayri ihtiyari de olsa öfkenin doğamızla uyumlu olmadığı kanaatine varmış bulunuyoruz aslında zihnimizde diyor Seneca. Son bir argüman da şu. Biz özellikle kendimizde belli başlı niteliklerin ne kadar fazla açığa çıkmasını istediğimizi o niteliğin iyi olup olmadığıyla bağdaştırabiliriz. Örneğin ben kendimde
Ben ne kadar dürüst olursam, ne kadar adaletli ve bilge bir yaşam sürersem, bu özelliklere sahip olursam o kadar benim için iyi diyebiliyorum. Ancak öfke konusunda bunu söyleyemiyorum. Dolayısıyla az önceki argüman gibi bu da neticede gayri ihtiyari bir şekilde öfkeye onay vermediğimin göstergesidir. Kısacası bu argümanlar Seneca'nın ve diğer Stoacı filozoflarında öfkenin doğamızla uyumlu olmadığına dair sunmuş olduğu gerekçeler. Böyle özetleyebiliriz bizim doğamızla uyumlu olmadığını öfkenin deyip topu sana atayım. Aslında burada birkaç şey söyleyebilirim. Bizim şöyle gerçekten de stoacıların ana mevzusu doğayla uyumlu bir şekilde yaşayabilmek. Fakat bu biz öncelikle bence doğayla uyum derken ne kastettiğimizi biraz açmalıymışız gibi geliyor. Çünkü aslında öfkenin doğal bir duygu ve onunla barışık olmamız gereken bir duygu olduğunu söyleyen işte modern psikoterapi savunucuları var. Ve aslında doğanın biyolojik şöyle, bu duygunun bize bir işaret verdiği, bizim bir ihtiyacımızı gösterdiği, bu karşılanmamış ihtiyacımızı fark etmemiz için bir anahtar nokta olduğunu söyleyen çok sayıda modern psikolog var. Stoacılar buna karşı çıkıyor. Fakat önce bunu biraz anlayalım. Bahsettiğin argümanlar neden doğamızla uyumlu olduğunu bize hissettirebilir. Fakat buna dair farklı argümanlar da verilebilir. Peki mesela sen şuna nasıl yaklaşırdın Ferze? İşte öfke de doğal bir duygu. Sonuçta şey benim biyolojik doğamdan kaynaklanıyor. Bebeklerin bile öfkelendiğini görebiliyorum. Şey de var ya işte şempanzeler birbirlerine öfkelenebiliyorlar bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldıklarında veya intikam duygusuyla hareket edebiliyorlar. Bu benim içimden gelen bir şey. Benim bununla savaşmam, benim bunu bastırmaya çalışmam aslında kendi doğama aykırı davranmak olmaz mı? Evet sevgi benim doğamda var. Evet empati benim doğamda var. Fakat aynı şekilde öfke de benim doğamda yok mu? Ve bazen işe yarar da olmuyor. Bazen sadece öfkelendiğimiz için yani iyi neticelerle karşı karşıya kalmıyor muyuz? Bunu mesela sence stoacılar burada nasıl yaklaşırdı? Şöyle, özellikle Seneca'nın da Aristoteles'le ciddi manada zıtlaştığı bir noktadır. Bu Aristoteles'i ciddi manada eleştirir. Hatta öfke üzerine yazılar yazarken söyler ki Seneca, sanki bir bilge öfkenin ruhumuz için faydalı, bizim aklımıza yararlı olduğunu iddia etmiyormuş gibi benim öfkeyi eleştirmemin vakit kaybı olduğu düşünülüyor diyor Seneca. Ve Aristoteles cidden öfkenin erdemli bir dürtü olduğunu, bizim özellikle cesaret duygumuzun açığa çıkmasında etkin bir rol oynadığını söylüyor. Ancak Seneca tam tersine öfkenin cesaretin yerini alıp bizim rasyonel bir şekilde karar verme dürtülerimizi örseğediğini söylüyor. Burada doğaya uygun yaşam derken aslında biz şundan bahsediyoruz. Doğacıların genel bir görüşüdür bu aslında. Her varlık kendine ait niteliğiyle değerlidir. Ve insanı da diğer varlıklardan ayıran şey akıldır. Dolayısıyla biz aklımıza uygun yaşamalıyız. Burada öfke, evet, bizim gerçekten içimizden gelen bir dürtü. Hatta bir noktada tamamen örselememizin mümkün olmadığı bir şey. Hatta bunu Seneca da söylüyor. Biz gerçekten özellikle bazı duyguları buna ilk izlenim diyor bunlara. İlk izlenimlerin bize gelmesine biz engel olamayız. Ancak biz buna rağmen bir duygudan tamamen özgürleşmiş olarak kendimizi nitelendirebiliriz. Hatta diyor ki erdemimizi açığa çıkarabilmemiz için ilk izlenimler zorunludur. Yani öfkenin ilk geliş aşaması bize ilk başta hissettirdiği ilk izlenim konusuna az sonra da değiniriz. Bizim için aslında önemli ve zorunlu. Çünkü biz erdemi zaten zor durumlarda açığa çıkarmamız gerekiyor. Hatta bu durumlara erdemimizi sınamamız gereken durumlar olarak bakıyor Seneca. Ve dolayısıyla az önce değindiğim bir noktaya gelirsem, yani insanın aklı diğer varlıklardan ayıran bir özelliği olduğu için biz de aklımıza uygun bir yaşam, doğamıza uygun bir yaşam derken aslında akla uygun yaşamdan bahsediyoruz. Ve burada da aslında öfkeye karşı çıkılan nokta öfkenin aklımızı örselediği ve rasyonel karar verme yetimizi bir nevi elimizden aldığı. Burada hatta şundan bahsedebiliriz. Öfke bir kere hiç olmayacak diye bir şey, rasyonel bir beklenti olmayacaktır. Ancak Seneca'nın burada da bahsettiği şey, diyor ki Seneca, ben öfkeden aklımı gölgeleyen, aklımı
akli yetilerimi benim kontrolümün dışına çıkaran şey olarak anlarım diyor. Dolayısıyla akla uygun, doğaya uygun yaşamak demek bir nevi akla uygun yaşamak demek. Ve öfkenin de burada karşı çıkılan noktası bizim aklımızı örselediği ve bizim özellikle fonksiyonel analiz diyebileceğimiz öfkeyle eylemde bulunduğumuz durumlarla beraber öfkesiz bir şekilde aklımızı kendi irademizi bir nevi işin içine katarak eylemde bulunduğumuz noktalar arasındaki farkı değerlendirmek ve ikinci taraf daha öfkeyi dinginleştirip aklımızla tamamen bizim kontrolümüz ve irademiz altında verdiğimiz kararların öfke ile beraber verdiğimiz kararlardan çok daha makul ve iyi sonuçları ortaya çıkarabileceği şeklinde. Kısacası doğaya uygun yaşam ve öfkenin bu konudaki payı bu şekilde. Çok çok güzel noktalara değindim. Ben de biraz açacağım bunu çünkü evet, stoacılara göre akıl bizim doğamız fakat bu bir açıdan kiniklerle olan farkı da işin içine katmalıymışız gibi. Kiniklere göre de akla uygun yaşam doğaya uygun yaşamdır. Fakat stoacılar buna bir parametre daha ekliyor. Biz bir de toplumsalız. Yani önce stoacılar doğaya uygun yaşam derken neyi kastediyor? Zaten sen anlattın ama ben biraz daha açmaya çalışayım. Evet, gerçekten biyolojik doğamız var ve bu doğa bizi bir şeyler yapmaya itiyor. Bazen saldırganlığa itiyor, bazen empatiye itiyor. Ve günlük hayatımızda evrimsel otopilotta bedensel dürtülerimiz, fikirlerimiz, izlenimlerimizle hareket ediyoruz. Fakat bir türe akıl geldikten sonra o türün doğası artık akıl olur. Çünkü aklın başına gelen her şeyi alıp o bu şey doğru mu yanlış mı deyip takip etme veya etmeme gibi bir eğilimi var. Yani başka hiçbir tür için işte başına gelen o ilk dürtüyü alıp değerlendirip ben bunu takip etmeli miyim sorusunu sormak o kadar anlamlı değil. Bir aslanı karşına alıp sen neden vejetaryen olmuyorsun diyemezsin. Yani aslan benim içimde et yeme dürtüsü var ama et yemeyi acaba bırakmalı mıyım falan diye kendi kendine sorgulayamaz. Çünkü akli melekeleri o kadar gelişmiş değil. Zihninin olmadığından, düşünme becerilerinin olmadığından bahsetmiyorum. Gelen dürtülerini değerlendirip bu değerlendirmeye uyup uyumama gücünün olmadığından bahsediyorum. Gerçekten de biyolojik doğamız öfkeyi açığa çıkartabiliyor olabilir, bizi saldırganlığa itiyor olabilir. Fakat bizi insan yapan asıl şey, asıl özellik bu dürtüyü takip etmeyebilme becerisi. Ben bu dürtüyü takip etmek zorunda değilim. Evet içimden bu geliyor ama medeniyet dediğim şey zaten benim o hayvani doğamı törpüleyebilmemden kaynaklanıyor. Tam herkesin tamamen içgüdüleriyle davrandığı bir toplum, medeni bir toplum muhtemelen olmazdı. Bu açıdan bizim doğamız biraz daha akılsal bir doğa. Ama bir de toplumsal bir doğa. Bu çünkü şöyle, bir toplum içerisinde yaşıyoruz ve toplumdan soyutlanmamız mümkün değil. Toplum, her şeyi bir kenara bıraksak düşünüyoruz. Düşünmemiz dil ile gerçekleşiyor ve dil toplumsal bir tarihi olan, toplumsal arka planı olan, toplumsal arka plan inançlarından beslenen bir güç. Ben her düşündüğümde aslında toplumsal doğamı besliyorum. Bu yüzden ben dilden, düşünmeden koparılamıyorsam aslında toplumdan da koparılamam. Bu açıdan aslında benim doğam bir noktada toplumsalda. Şimdi genelde insanlar bu işte az önce bahsettiğim modern psikoterapi yöntemlerinde bizim olumlu veya olumsuz duygular şu şekilde sınıflandırılır. Yaşatılan öznel deneyim. Öfke bana kötü hissettirir. İşte kaygı bana kötü hissettirir. Korku bana kötü hissettirir. Bu öznel deneyimler o duyguyu iyi veya kötü yapan şey. Fakat Sutancı duygu felsefesinde tam olarak öznel deneyimle paralel olmak zorunda değil. Bazen iyi hissettiren duygular da olumsuz duygu olabilir. Bazen kötü hissettiren duygular bile iyi bir duygu olabilir. Neyi kastediyorum? Eğer bizim doğamız akıl ve toplumsallıksa aslında iyi olan duygular bu doğayla uyumlu çalışan, kötü olan duygular bu doğanın karşısında çalışan duygular. Yani kararında bir vicdan azabı aslında iyi olabilir çünkü bu seni daha erdemli olmaya, hatalarından ders çıkarmaya, pişmanlığa itebilir. Bir duygu çünkü işte sevgi senin zihnini tamamen ele geçirir, hayatının merkezindeki değerlerden seni uzaklaştırır. İşte bu kara sevda dediğimiz mevzu kötü bir duygu olabilir. Bu yüzden öznel deneyim değil iyi veya kötü yapan duyguları. Bunu iyi veya kötü yapan şey ben bunu aklımla uyumlu kullanabiliyor muyum? Bu beni yönlendirdiği duygular toplumsallığıma uygun mu değil mi?
Aslında duyguları böyle değerlendirmek gerekiyor Stoacı duygu felsefesinden. Şimdi bu ana haritayı vermek istiyordum çünkü öfkeyi bu şekilde değerlendireceğiz muhtemelen. Her duygu bizi bir şey yapmaya yönlendiriyor. Bir şey yapmaya itiyor. Değil mi? Mesela işte üzüntü yerimde durmaya, sevgi bazen hoplayıp zıplamaya, öfke saldırmaya, kaygı kaçmaya veya kaygı yüzleşmeye veya işte hızlanmaya, korku kaçmaya. Her duygunun bir işlevi var. Beni yönlendirmeye çalıştığı bir eylemsellik veya eylemsizlik var. Burada sorulması gereken soru şu bana kalırsa. İki soru. Öfke beni ne yapmaya itiyor? Ve öfke hangi inançlarımdan kaynaklanıyor? Acaba doğru inançlardan mı kaynaklanıyor? Önce yönlendirmeye bakacağım. Sonra belki öfke ve inançlarımız arasındaki, yargılarımız arasındaki ilişkiye de sohbetin devamında değinebiliriz. Öfke beni ne yapmaya itiyor? Saldırganlığa itiyor. Bakıyorum öfkelendiğim zaman ne oluyor? İşte adrenalin salgılanmaya başlıyor, kan atışım hızlanıyor. Bu çok evrimsel bir adaptasyon. Bundan binlerce ve binlerce yıl önce gerçekten atalarımız öfkelenmeseydi hayatta kalamazlardı. Çünkü o öfkenin verdiği şey saldıracaksın ki ölmeyesin. Ama günlük hayatta karşılaştığımız olayların çoğunda gerçekten saldırmak işlevli değil. Saldırmak o kadar da toplumsal doğamızla uyumlu değil. Gerçekten o açığa çıkan intikam alma dürtüsü olmadan da hayatımız güzel gidebilir. Hatta olmadığında daha güzel bile gider. Çünkü genelde öfke bize öfkenin nesnesinden daha fazla zarar verir. Yani bir değerlendirelim. Öfke var. Öfkenin kendisi var. Bir de öfkenin kaynaklandığı durum var. İncelediğimizde çoğu zaman öfkenin kaynaklandığı durumdan daha zararlı. Daha işte o tamamen öfkeyi bıraksak hiçbir zarar görmeyeceğimiz bir durumda sadece öfkelendiğimiz için zarar görebiliyoruz. Şimdi madem öyle öfke beni saldırganlığa itiyor. Benim aklım bunu alıp kendine şunu sorabilir. Öfkenin beni yönelttiği bu duygu sağlıklı mı? Doğru mu? Gerçekten benim inançlarımla uyumlu mu? Benim olmak istediğim karakterle uyumlu mu? Gerçekten işe yarar mı? Eğer bunları aklım da bana söylerse artık öfkeye ihtiyaç duymadı, artık öfkelenmeme gerek yok. Eğer gereksizse zaten gerek yok. Ben bunları niye takip edeyim ki? Bu yüzden bak ne yaptı akıl? Aldı öfkeyi, öfkenin söylediği şeyleri, öfkeyi ya gereksizleştirdi ya anlamsızlaştırdı. Ya artık öfkeye ihtiyacın yok ve öfkesiz de yapabilirsin yapman gereken şeyi ya da öfkenin kendisi anlamsız takip etme zaten. Dolayısıyla burada bizim doğamızın akılsallık oluşu başımıza gelen her şeyi akılla değerlendirebilme biçimimizden ve bizi yönelttiği bu duygunun toplumsal doğamızla uyumlu olup olmadığına bakarak incelemeliyiz. Ve çoğu zaman öfke aslında toplumsal doğamızla uyumlu olmadığı için, akılsal doğamızla uyumlu olmadığı için olumsuz duygu olarak nitelendirilmeli gibi geliyor bana. Evet, büyük ölçüde katılıyorum ki zaten Stoacılar arasındaki genel kabul de bu şekildedir. Yani ben bunu şu şekilde de özetleyebilirim aslında. Yani bir duygunun o an hissettirdiklerinden ziyade Epiktetos'un söylediği gibi veya Epikür'ün de bunu sıkça dile getirdiği gibi o duygunun uzun vadede bize getirisi ve götürüsünü analiz etmemiz lazım. Mesela Epiktetos şunu söylüyor özellikle arkadaşlık konusunda. Bir kişiyi sırf sana iyi hissettiriyor diye o kişiyi hayatına katma veya onunla arkadaşlık kurma. Zira arkadaşlıklar senin kaderini belirleyecektir daha çok. İşte o kişi senin için her durumda iyi olanı diliyor mu? Veya o kişi senin erdemli olman için sana yardımcı oluyor mu? Sana ne katıyor? Bu şekilde değerlendir diyor. Yani öfke konusunda bu konuyla şu şekilde bağdaştırabiliriz. Öfkenin bize o anlık yapmamızı alttan alta salık verdiği eylemlerden ziyade uzun vadede benim yapmam gereken veya yaptığım durumda benim uzun vadede nasıl hissedeceğimi açığa çıkaran şekilde eylemlerde bulunmam daha elzem gibi duruyor. Bu bağlamda biz gerçekten öfkeyi göz önünde bulundururken daha sakin ve ileriyi planlayarak hareket etmemiz ve öfkeyi bu minvalde ele almamız elzem. Aynı şekilde az sonra zaten detaylıca değineceğim bu konuya ancak Epiktetos'un bir sözü var yine. Olayların kendisi özensiz ve kayıtsızdır diyor. Bizi kışkırtan olayların kendileri değil, onlara dair verdiğimiz yargıdır. Dolayısıyla senin az önce söylemiş olduğun öfke
öfke bizi öfkenin nesnesinden daha fazla yıpratır, daha fazla zarar verir dediğin şey aslında Stoacıların genel manifestosundan, genel sıkça dile getirdiği bir ilkeden ileri geliyor. Bu yüzden o önemli. Eklemek istediğim şeyler bu kadar. Şimdi bu öfkeye dair yargılarımızın, daha doğrusu öfkenin nasıl açığa çıktığını biraz detaylı bir şekilde inceleyebiliriz. Öncelikle az önce söylediğim şey, olayların kendisinin öznesi ve kayıtsız olduğu, bizim olaylara dair verdiğimiz yargının bizi öfkelendirdiğini Seneca'dan şu şekilde şematize ederek değinebiliriz. Diyor ki Seneca, ya bir genelde stoacılar öfkenin adaletsizliğe veya haksızlığa uğradığımız duygusundan dolayı açığa çıktığını söylüyor. Bunu da aslında sırasıyla şu düşünceler ve yargılar eşlik ediyor buna. Örneğin bir, adaletsizliğe uğradığım düşüncesi. İki, intikam isteği. İntikam hissi diyelim daha doğrusu. Bunun da açığa çıkmasının sebebi şu yargılardır. Adaletsizliğe uğramamalıyım, haksızlığa uğramamalıyım. İki, haksızlığa uğradığım zaman intikam almak benim görevimdir. Eğer ben bu yargılara dair bakış açımı değiştirirsem bu düşünceler de önemli ölçüde azalacaktır. Bunun için de özellikle Marcus Aurelius'un bu Roma İmparatoru gibi düşünmek kitap, Donald Roberts'ın kitabında Marcus Aurelius'un bu olaya dair yargılarını, düşüncelerini ve uyguladıklarını daha sistematik bir şekilde şematize ettiği bir bölüm vardı. Ona değinebiliriz. Kısacası öfkenin açığa çıkışı ve öfkenin açığa çıkışının bizim yargılarımızdan ve bir takım hatalı düşüncelerimizden olduğu, ki zaten Seneca da bunu şu şekilde ifade ediyor. Diyor ki mesela başına aşağı su dökelim diyor. O an senin aklınla, düşüncelerinle beraber o üşüme hissini, o titreme duygusunu, titreme durumunu ortadan kaldırmak, elimine etmen mümkün değil. Aynı şekilde uçurumdan aşağı uzun süre baktığın zaman senin başın dönecektir ve sen bunu aklınla önüne geçemezsin. Ancak öfke böyle değil. Öfke bizim bir takım yanlış akıl yürütmelerimiz sonucunda vardığımız yargılardan ileri geliyor ve bizim bu yargılar üzerine bir revizyona gitmemiz durumunda bu öfkenin de ortadan kalkabileceğini söyleyebiliriz diyor. Bu kadar kısacası öfkeye karşı bakış açımızın nasıl olması gerektiği. Burada mesela birkaç soru geliyor benim aklıma Fevzi. Şöyle şöyle sorular. Evet, gerçekten de bizim yargılarımızdan kaynaklanıyor öfke. Yani burada bir adaletsizlik var, burada bir haksızlık var ve benim hakkım yani düşüncesinden kaynaklanıyor. Eğer bu düşünceyi yok edersek gerçekten de öfke yok olabilir. Fakat bu bir çeşit kendini kandırma olmaz mıydı? Ve ben sonuçta sadece öfkelenmemek için işte şey olduğunu düşünsene, biri aslında yapmadığın bir şeyi yaptığını iddia ediyor ve sana bir iftira atıyor ve hatta bu sebeple sosyal ortamdan dışlanıyorsun, insanlarla aran kötüleşmeye başlıyor, elindeki toplumsal statü ve itibarı kaybediyorsun ve asılsız bir meslekten kaynaklanıyor bu. Günün sonunda evet haksızlığa uğradın. Yani senin hayır ya haksızlığa uğramadım hayır dersen gerçekten öfke gider ama bu kendini kandırmak olmaz mıydı? Yani acaba bu arkasındaki düşünceyi değiştirmeye çalışmak derken stoacılar bunu nasıl yapıyorlar? Ve nasıl farklı bakış açılarından bakma, bu yargıya kendine teslim etmeme, bu izlenimin arkasında yatan fikirleri ve düşünceleri doğru bir şekilde eleştiren, bir şekilde inceleme mevzusunu nasıl yapıyorlar? Bu konu hakkında fikrin var mı? Ya şöyle, bu durumda aslında Stoacıların söylediği şey tam olarak o değil. Yani eğer ortada bariz bir adaletsizlik varsa sen ona bu adaletsizlik değil, bundan herhangi bir şekilde ben zarar görmeyeceğim şeklindeki bir düşünceye kapıldığın değil aslında. Daha çok adaletsizliğe, haksızlığa uğradığım düşüncesinin veya gerçekten haksızlığa uğramış olmanın aslında senin erdemin, iyi yaşamın yolunda sana negatif bir etki etmeyeceği. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Seneca'ya bir gün arkadaşı kariyeri konusunda endişelerini dile getiriyor. İşte işten atılıyor ve gelecek konusunda kariyerinin iyiye gitmeyeceğini ve maddi açıdan sıkıntılar yaşayacağını söylüyor. Ve Seneca ona diyor ki, ben sana sürekli olumlu düşünceler söyleyerek seni rahatlatmayacağım. Aksine sana gerçekten içinde bulunduğun durumun olumsuz bir durum olduğunu ve bununla yüzleşmen gerektiğini söyleyerek seni teselli edeceğim diyor. Ve diyor ki evet, İşler kötüye gidiyor, ancak işlerin kötüye gitmesi o kadar kötü bir şey değil. Yani bizim gerçekten içinde bulunduğumuz durum içsel olarak o duruma
özgü olarak kötü olabilir. Gerçekten haksızlığa ve adaletsizliğe uğramış olabiliriz. Ancak biz burada haksızlığa ve adaletsizliğe uğramamızın nihai bağlamda o kadar kötü olmadığını, bizim erdemimizi ve kişisel gelişimimizi etkilemeyeceğinin farkına vararak bu konuya dair güzel bir yaklaşım sergileyebiliriz diye düşünüyorum. Bu güzel. Aslında şöyle, ben de buradan girmek istiyorum. Genelde insanlar stoacı perspektifin bir çeşit kendini kandırma yöntemi olduğunu düşünüyorlar. Fakat bu bir çeşit kendini kandırma değil, kendini kandırmadan kendini azat etme gibi geliyor bana. Aslında sen zarar gördüğün düşüncesine sahip olduğun zaman zarar görürsün. Olan şeyi nesnel bir şekilde ifade ettiğinde durumun o kadar da zarar verici bir şey olmadığını fark etmek, kendini kandırmak değil, kendini kandırma yöntemlerinden uzaklaşmak, biraz daha olaya eleştirel yaklaşmak. Neyi kastediyorum? Bu Marcus Aurelius'ta da var mesela. Senin hakkında kötü mü konuşuyorlar? Sana bahsettikleri şey sadece hakkında kötü konuştukları. Sana zarar verdiğinden kimse bahsetmedi. Evet, insanlar senin hakkında yanlış düşüncelere sahip olabilir, yanlış izlenimlere sahip olabilirler. Fakat sen bundan zarar görmeye izin vermedikçe zarar görmezsin. Şunu da diyebilirsin, değil mi? O halde benim kendimi açıklamam için elimde güzel bir fırsat var. Eğer bu insanlar ahlaksızlar, şerefsizler, bana nasıl bunu yaparlar dersen öfke oluşur. Fakat şu an kendi ihtiyaçlarımla empati kurmak, kendimi tanımak, diğer insanlarla ilişkilerimi tazelemek ve daha güven dolu bir ilişki silsilesine girmek için önümde bir fırsat var dersen huzur oluşur. Nihayetinde aslında yargıları değiştirmeni de şöyle, olayları değerlendirme biçimini baştan aşağı değiştirmeni değil, bunu nasıl bilgece yapabileceğin üzerine odaklanan bir şey. Birileri sana iftira atmış, hakkında kötü şeyler söylemiş, hakaret etmiş olabilir fakat sen buna nasıl tepki vereceksin? Sen buna öfkeyle de tepki verebilirsin, empatiyle, şefkatle de tepki verebilirsin. Sen burada işte sinir krizi de geçirebilirsin. Bu olayı alıp bu olayın arkasındaki fırsatları yakalayan bir insana, bu olayın arkasındaki avantajları gören bir insana da dönüşebilirsin. Bu yüzden buradaki asıl mevzu işte tamam canım adaletsizlik yok diyelim ve kurtulalım değil de adaletsizliğin aslında onlarla alakalı bir şey olduğunu keşfetmek. Evet. Asıl mevzu seni sen yapan şey senin eylemlerin, senin düşüncelerin, senin düşünme sistemlerin. Onların yaptıkları onları ilgilendirir, senin yaptığın seni ilgilendirir. Eğer sen diğer insanların düşüncelerine gerçekten haddinden fazla değer vermemiş olsaydın zarar görmezdin. Belki de senin bu yanlış inancın seni öfkeye sürükledi. Yani diğer insanların düşüncelerinde güç yoktur. Diğer insanların fikirleri ve düşünceleri seni kötü yapmaz. Yine Marcus Aurelius'un yaklaşımı bu olaya şu ve bana ilham veren bir yaklaşım bu. Yaşamını daha kötü, pardon, seni daha kötü hale getirmeyen hiçbir şey yaşamını da daha kötü hale getirmez. Başkalarının iftira atması seni daha kötü bir insan yaptı mı? Hayır, o zaman yaşamını da yapmadı. Çünkü seni sen yapan şey insanların hakkında düşündüğü, ne kadar paraya sahip olduğun, itibarın ve benzeri şeyler değil. Seni sen yapan şey karakterin. Ve o karakter senden alınamaz. Bu tamamen senin kontrolün altında. Sen olaylara hala bilgece yaklaşabilir, hala o insanlara sevgi ve merhametle yaklaşabilir. Bunu şu an yapamıyorsan bile o olayı nasıl onlara sevgi ve şefkatle yaklaşabileceğine dair düşünme pratiği olarak görebilirsin. Bu güzel bir cümle oldu. Bu güzel bir cümle. Aynen. Şimdi bu buradaki asıl mevzu bu yüzden işte şey olayların arkasında yatan fikirlere olan o bağlılığımızı biraz kırıp bir dakika ya sen bir izlenimsin. Sen benim zihnime geldin. Ama acaba doğru musun? Ama acaba doğru şey doğru ya, değer yargılarını mı beni yönlendiriyorsun? Acaba yönlendirdiğin yer beni iyi bir yer mi diye sorgulamak ve izlenimleri olabildiğince akılla törpüleyebilmek. Bu aslında bizim bilgelik serüvenimizde bize yardımcı olacak şey. Burada ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Engel yola dönüşür. Çünkü bana kalırsa asıl mevzu biraz buradan kaynaklanıyor. Eğer senin amacın statü sahibi olmaksa gerçekten o insanlar sana zarar verebilirler. Eğer senin amacın paraya sahip olmak ve zengin olmaksa gerçekten diğer insanlar sana zarar verebilirler. Fakat gerçekten bunlar peşinde koşulması doğru amaçlar mı? Değil gibi. Çünkü bu seni dış faktörlere köle bir insan haline getiriyor. Seni yanlışa itiyor, karakterini zedeliyor, hatalı inançların pençesine düştüğün zaman diğer insanlarla ilişkilerin zedeleniyor. Ama gerçekten amacın bilgece yaşamak olursa diğer insanlar ne yaparsa yapsın, o olaya bilgece tepki verebilirsin. Başına ne gelirse gelsin, bunu bir malzeme olarak kullanabilirsin.
malzemenin niteliği o kadar önemli değil. Eğer iyi bir insan olmak gibi bir amacın varsa, eğer erdemli tepki vermek, bilgi olmak gibi bir amacın varsa, malzemenin ne olduğu o kadar da önemli değil. Önemli olan erdemli bir insan olmak ya. Normalde işte iftira seni engeller itibara giden yolla. Fakat amacın erdemli olmaksa, iftirayı erdemli olmak için kullanabilirsin. Evet. Tıpkı bir ateşin üzerine atılan odunu yakıt olarak kullanması gibi, başına gelen her şey senin için bir yakıt olur. Bu karakterini göstermek için bir yakıt olur. Burada bahsetmek istediğim şey aslında şu. Herkes zaten refah bir durumda, sıkıntılarla karşılaşmadığı bir durumda. İşte her şey yolundayken zaten herkes iyidir. Ama iyi bir insanı kötü bir insandan ayıran şey zor zamanlarda nasıl tepki verdiği. Abi ben zaten sakin bir insanım. Sadece bu insan bunu yaptığı zaman sakinliğim gidiyor dediğinde sen aslında sakin bir insan olmuyorsun. Sakinliğe uygun bir dönemde herkes sakin kalır zaten. Asıl mevzu normal zamanda insanların öfkelenebileceği durumlarda bile öfkeni dizginleyebilmek. Öfke kontrol problemi biraz bununla alakalı bir şey. Bu yüzden insanlar normal hayattaki ortalama günlerine bakarak kendi karakterini şekillendirmeye, kendi karakterlerine karar vermeye çalışıyorlar. Ama bu bir noktada hatalı bir yargı olabilir. Karakterimiz felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda, zorluklar ve sıkıntılarla baş başa kaldığımızda kendini açığa çıkartan şey ve bence bizi biz yapan şey de bu. Eğer odaklanmak istediğimiz yegane şey karakterimizse yolla, gönder. Gönder bakalım ben test edeceğim ya. Ben bu erdeme edinmiş miyim? Çünkü sakin bir günde öfkemi kontrol edip edemeyeceğimi bilemem. Ben zorluklarla baş başa kalmalıyım ki gerçekten öfkesiz bir insana dönüşüyor muyum göreyim. Gerçekten bir insanların telaşlanacağı bir durumla karşılaşmalıyım ki kaygımı kontrol edip etmediğimi görebileyim. Bu açıdan felaketler benim erdemlerimi sınayan bir şey ve buna nasıl öfkesiz tepki vereceğim üzerine yapacağım ön düşünceler benim daha sonraki karakterimi belirleyecek diye böyle genel bir konuşma. Evet, bu aslında biraz Nietzsche'nin acıya karşı olan bakış açısıyla da bağlantılı. Yani Nietzsche diyor ki acılar, içinde bulunduğumuz zorlu durumlar bizim kendimizi geliştirmemiz için birer basamaktır. Ve Stoacıların da aslında erdemimizi sınamamız için gereken koşulları zikrettiği koşullar gerçekten bunlar. Gerçekten ben iftiraya uğramış olduğum bir durumda veya bu hatta fiziksel bir acı durumun içinde geçerli. Zira baktığımız zaman Marcus Aurelius yaşamının özellikle ilerleyen yıllarında fiziksel olarak ciddi sıkıntılar çekiyor ve bunu aslında sadece bir bilgelikle elimine etmeye çalışıyor veya kendini daha erdemli bir şekilde kılmaya çalışıyor. Bunu aslında sadece zihinsel değil fiziksel acı durumları için de düşünebiliriz. Bizim erdemimizi sınayacağımız bir fırsat olarak düşünmek aslında bunu bir nevi motivasyon olarak da, bu zor durumları bir nevi motivasyon kaynağı olarak da değerlendirebilmemize yardımcı olur aslında. O yüzden ben de büyük oranda katıldığını düşünüyorum. Buna ki zaten Stoacıların da genel görüşü bu. O şekilde. Bunun dışında değinmek istediğin şeyler var mı yoksa birkaç noktaya daha değinmeye çalışayım Sen de top şu anlık. ben? Şöyle ben mesela bu noktada biraz şeyden bahsederim. Tamam öfke toplumsal doğamıza uygun değil. Tamam hatalı yargılarımızdan kaynaklanıyor. Tamam akılla elde etmeliyiz bunu. Fakat öfkeyi dizginlemek derken neyi kastediyoruz? Öfkeyi bastırmak mı? Yani gerçekten bizim durumumuz bu mu? Yani öfke geldi, gelmeyeceksin falan deyip bir reaksiyon göstermek mi? Burada mesela sana sorayım, sonra kendi fikirlerimi paylaşmaya çalışayım. Stoacılar öfkeyi nasıl kontrol ederler? Veya buna dair bize öğütleri var mı? Ve öfkeyi kötü bir duygu olarak nitelendirdiklerinde, öfke her açığa çıktığı zaman kendimize dair bir hayal kırıklığına uğramak gibi bir şey mi kastediyorlar? Öfkeden nasıl kurtulacağız? Ya şöyle, bunu az önce ilk izlenimlediğim noktayla oldukça bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, bu aslında Seneca'nın galiba, evet, Seneca'nın yaşadığı bir olay var. Bunu kaygı üzerinden şematize ediyor genelde modern stoacılar. Fakat bunun öfke içinde uyarlanabileceğini düşünüyorum ben. Bir gemi seyahatindeydi Seneca ve bir anda şiddetli bir fırtına sonrası gemi sallanmaya başlıyor. Ve aslında orada ilk izlenim açığa çıkıyor. Bu
Bütün herkeste olan, olması gereken, olması hatta zorunlu olan bir şey. O an gemi sallanıyor ve bunun oluşturacağı bir endişe en azından o düşünce açığa çıktığında dahi olmak zorunda. Bunu herhangi bir şekilde kontrol edemeyiz. Fakat bu olayın birinci adımıydı. İkinci adımına geldiğimiz zaman, ikinci adım bilge ile bilgisizi ayırt eden bir aşama aslında. İkinci adımda bilge kişi ilk izlenimlere sadık kalarak olaya ekstra bir değer atfetmekten vazgeçiyor. Fakat bilgisiz kişi içinde bulunduğu duruma ekstra değer atfediyor. İşte gemi sallanıyor ve ben gerçekten çok kötü sonuçlarla karşılaşacağım ve her şey çok kötü olacak kısacası. Ve stoacı işi ilk aşamada hallediyor aslında. Evet, gemi sallanıyor. Ekstra bir olaya değer atfetmiyor. Ve stoacıların ikinci ve üçüncü aşamaya geçmediğini görüyoruz burada. Ve üçüncü aşamada bilgisiz bir kişi olaya atfettiği ekstra değerin ardından o durumun, endişenin artık kendini zihnini ele geçirmesi sonucu artık biz o endişenin tam teşekküllü bir arzuya dönüştüğünü ve bunun da kişiyi olumsuz davranışlara ve eylemlere sürüklediğini söyleyebiliriz. Hatta Seneca orada gemiden atlıyor mesela. Yani burada ilk izlenim konusu kritik. Seneca'nın bu arada çok şey var ya, hani eylemleri ve söylemleri arasındaki tutarsızlığın bir sürü noktada gözüktüğünü görürüz. Bence bu olaylardan bir tanesi. Hani işte duyguları kontrolden falan bahsediyor, işte izlenimlere kapılma ama gemi sallanıyor doğrudan atlayıp koşuyor falan. Bu en tutarsız filozoflarda, en tutarsız tutarcılardan biri gibi falan gözüküyor. Bazı, bir tek bu noktada değil bu arada. Mesela sürgüne katlanma becerisini geliştireceğim falan diyor. Sonra gidiyor işte şey dal kavukluk ediyor imparatora kendisini yer alsın diye. Sonra bu mektubu yok etmeye falan çalışıyor. Ve bu açıdan biraz daha filozofların şu özelliği bence önemli. Bir filozof yapan şey söylemleriyle değil, eylemleriyle kendini gerçekleştirmesi. Bu açıda Seneca'dan ziyade Epiktetos'tan ve Marcus Aurelius'tan çok daha fazla şey öğrenebilirmişiz gibi geliyor bu arada bana. Böyle araya böyle tatlı bir şey sıkıştırmak istedim. Ya Buyur abi. bu arada o söylediğine ek olarak şunu söyleyebilirim. Seneca bir şeyi çok iyi başarıyor ki o da aslında amaçladığı şey. Diyor ki erdemim ölüm sırasında verdiğim tepkiyle açığa çıkacak. Ve ölüm esnasında gerçekten bu amacını gerçekleştiriyor Seneca. Mesela şimdi İmparator Nero'ydu sanırım. Aynen. Ve onu hocası olarak atıyor kendisine ve bu nörona bir suikast girişimi oluyor. Tabii kimin olduğu belirsiz. Ve nöron da bunu ortadan kaldırmak için, kendi vicdanını rahatlatmak için kim var kim yok herkesi öldürmeye başlıyor. İşte hatta üvey annesini ve üvey kardeşini dahil öldürüyor ve sıra Seneca'ya geliyor. Ve Seneca gerçekten o zamanlarda ciddi manada itibar kazanmış bir filozof ve Seneca'nın da arkadaşları ve öğrencileri etrafına toplanıyor. Seneca'yı idam ettireceği sırada herkes ağlıyor ve diyor ki işte niye ağlıyorsunuz diyor. Hatta sistem ediyor. Siz bana erdemli bir yaşam süreceğiniz ve ölüm karşısında sükunetinizi koruyacağınız şekilde bir söz vermediniz mi? Neden sözüne sadık çıkmıyorsunuz diyor ve diyor ki işte lan bu adam zaten kendi üvey annesi ve kendi üvey kardeşini öldürdü. E burada beni öldürmemesi için ne tür bir sebep var? Beni de tabii ki öldürecekti. Ben bunu hazırlıklıydım zaten diyor ve ölüme kendisi gidiyor. İlk başta bacakları vesaire kesiliyor. Bakıyor kan kaybından ölmüyor. Sokrates'in olduğu gibi işte zehir içiyor. Baktı yine ölmüyor. Kendisini buhar odasına kapatıyor. Bu sefer orada ölüyor. Aslında Seneca'nın bu minvalde amaçlarını, hayata dair amacını ve tutarlılığını ölüm esnasında gerçekleştirmiş olduğunu biz söyleyebiliriz. Bu çok güzel bir örnek bence. Ya bu şöyle bir perspektif sunacağım. Genelde işte ateistlerin veya dinsizlerin peygamberler veya işte dini karakterlerle ilgili spesifik bir işte örneği alıp, olumsuz bir örneği alıp onların karakterine saldırdığı çok durumla karşılaşıyoruz. Ama bana kalırsa dinlerin, mitlerin bize bu hikayeleri vermelerinin sebebi onların bir yolculukta olmaları ve bir şeye dönüşmeleri. Önemli olan o an nasıl bir insan olduğu değil, dönüşüm süreci ve bu dönüşüm sürecinde kazanılan karakter özellikleri. Aslında bu hikayelerin bana önemli ve anlamlı gelmesinin sebebi biraz da bize bir yolculuk sunmaları.
biz tamamen mükemmel peygamberler veya tamamen mükemmel dini karakterler, tamamen mükemmel filozoflar değil, kendini değiştiren, geliştiren, işte olumsuz yanlarını törpüleyen insanları örnek almalıyız ki şu anki olumsuz durumumuzdan sıyrılabilelim. Mesela aslında oradan ilham alınabilecek çok şey var. Bu bence stoacılığın da ana merkez noktası. Kesinlikle. Şu an arada bir hata yapıyor olabilirsin. Yine de önemli olan senin karakterini nasıl inşa etmek için özel bir çaba sarf ettiğin ve bunu eylemlerinde gösterdiğin. Bazen hata yapmak insansın sen, hata yapacaksın. Tıpkı o ilham aldığın, rol model aldığın insanların hata yapması, düşmesi ve daha sonra tekrar kalkması gibi. Burada ben az önceki konuya bağlamak için özellikle bu konuyu açman güzeldi. Seneca'nın spesifik örneklerine bakarak Seneca'yı eleştirmek mi? Yoksa Seneca'nın dönüştüğü insana bakarak Seneca'yı takdir etmek mi? Ben ikincisini tercih ediyorum. Evet, az önce bahsettiğim biraz işin goy goy kısmıydı ama önemli olan dönüşme. Şimdi dönüşme kavramı burada önemli. Ona geleceğim ama. Şundan bahsedelim. Gerçekten de şu an öfkeye ihtiyaç duyuyor olabilirim. Gerçekten şu an kaygı olmazsa problem yaşayabilirim. Çünkü bu duyguların bunlar bir tür işaret. Burada bir sorun var, buraya bir bak işareti. Bazen yanlış işaretler, bazen aslında olmayan yargıları açığa çıkartan işaretler, fakat birer işaret. Ben bu işaretleri inceleye inceleye, her olumsuz durumla karşılaştığımda duyguyu konuşturup onunla diyalog kura kura, bunlara ihtiyaç duymayan bir insana dönüşebilirim. Şundan bahsediyorum. Aslında stoacılar öfkeye olumsuz dedikleri anda kasıtları şu değil. Şu an öfkeden tamamen sıyrıl. Kaygı kötüdür dediklerinde kasıtları şu değil. Şu an kaygısız bir insan ol. Eğer şu an gerçekten kaygısız bir insan olursan gerçekten hayatın berbat gidebilir. Şu an kaygısız olursan gerçekten de ölümle karşı karşıya kalabilirsin. Şu an kaygıya ihtiyacın olabilir. Fakat kaygıya ihtiyaç duymayan birine dönüşebilirsin. Mesela. Şu an ben kaygılanmasam belki de bu sunumu yapmayacağım. Beni harekete geçiren şey kaygı. Fakat asıl mevzum şu. Bundan 10 yıl sonra hala ben kaygılandığım için mi bunu yapan bir insan olmalıyım? Yoksa yavaş yavaş bu kaygı olmadan da bunu yapan, sadece bunu yapması gerektiğini bildiği için yapan, sorumluluk bilincine sahip bir insan olarak mı yapmalıyım? Benim bilge tasavvurumda öfkenin yeri var mı? Yok. Evet, şu an öfkeye ihtiyaç duyabilirim ve benden öfkeyi alırsam hayatım kötüye gidebilir. Fakat ulaşmaya çalıştığım yer, öfke bana ne yaptırmaya çalışıyorsa bunu rasyonel olarak analiz eden ve öfke olmadan da, öfke hayatımda bulunmadan da bunu gerçekleştirebilen bir insana dönüşmek. Aslında verilen stratejiler de buna benzer. Bu yüzden stajcıların bahsettiği şey duyguyu bastırmak değil, duyguyu gereksizleştirmek. Duyguya ihtiyaç duymayan bir insana dönüşmek. Burası önemli. O dönüşüm hikayelerinde de gördüğümüz şey bu. Evet, Seneca korkuyor ve korkusuna kendini teslim ediyor. Fakat dönüştüğü şey ne? Ölümle yüz yüze geldiği zaman, işte ağır başladığından hiçbir şey kaybetmemiş, neşesinden ve huzurundan hiçbir şey kaybetmemiş bir insana dönüşüyor. Bu bir dönüşüm süreci. Bu yüzden zaten bu modülün de, bu sohbetin de adı Prokopton. İlerliyoruz. Şu an gerçekten öfke işe yarar olabilir. Asıl mevzu şu. Öfkeli bir insan olmak işe yarar. Bu Gandhi'nin sözüydü. Uyarladım bu arada. Gandhi şey diyor. Korkmak bazen işe yarar olabilir. Ama korkak bir insan olmak asla. Bence öfkeye de uyarlanabilir. Öyle durumlarla karşı karşıya kalabiliriz ki öfkeli olmak o anki halimiz için yapılabilecek en doğru tepki olabilir. Hangi durumlar bilmiyorum. Ama bu mümkün. Çünkü ben bilge değilim. Ama öfkeli bir insan olmak, hayır, bu faydalı bir şey değil. Asıl mevzu biraz daha karaktere odaklı. Spesifik eylemlere değil. Spesifik eylemlerde belki de gerçekten de öfkeli bir tepki vermenin çok doğru olacağı bir durum olabilir. Burada dikkat etmek gerekiyor. Sadece buna sığınarak tüm öfkeyi meşrulaştırmak, hayır, bu zaten sakıncalı bir mevzu. Ama mesela belli düşünme yöntemleri senin öfkeyi gereksizleştirmende yardımcı olabiliyor. Ben biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Sana konuyu açma isteğimin sebebi de biraz buydu. Şöyle, biz genelde eylemlerin spesifik sonuçlarıyla incelemeye çalışıyoruz. Bu eylemin sonucunda ne oldu? Erdem etiğinde, işte bazılarında, stoacı perspektifinde, özellikle Epiktetos'un içinde, spesifik olarak eylemin sonucundan ziyade o eylemin benim karakterimdeki sonucu önemli olan.
Ben her öfkeli davranış gerçekleştirdiğimde öfke kontrol problemi olan öfkeli karakterime katkı sağlıyorum. Ben her paranın peşinde koştuğumda aç gözlü işte para hırsı olan bir karaktere katkı sağlıyorum. Ben her itibarı ön plana atan eylemimde, düşüncemde aslında itibarı önceleyen karaktere katkı sağlıyorum. Burada bence sorulması gereken soru şu. Öfkeli bir şekilde yaptığımız eylemler bizim hangi karakterimizi besliyor? Saldırgan, düşmancıl, intikam dürtüsüyle hareket eden. Bu karakter özelliği kötü olduğu için genelde öfke durumu kötü olarak nitelendirilmeli. Ben aslında saldırgan bir insan mı olmak istiyorum? Ve ben her problemle karşılaştığımda intikam alan bir insana mı dönüşeceğim? Ben nasıl bir bu durumda böyle davranmak beni nasıl bir insana dönüştürürdü? Bu soru bence çok önemli. Bence asıl bu soru bizim karakterimizdeki sonuçlarına bakarak öfkeyi gereksizleştirmek benim en çok kullandığım yöntem. Bir dakika, evet tamam şu an öfkeli olabilirsin ama sen hayatın boyunca öfkeli bir insan mı kalacaksın? Hayır, sen bilgeleşeceksin değil mi? Hayır, sen daha rasyonel tepkiler vereceksin değil mi? O zaman şimdi bunu pratik olarak gör. Şimdi öfkelenmeden nasıl tepki vereceğine dair düşün. Bu öfkeyi gereksizleştiren şey. Bu yüzden öfkeyi bastırmak değil. Öfke açığa çıktığı zaman bunu bile malzeme olarak kullanmak. Bu çünkü başımıza gelen bir şey. Bunun dışında da birkaç fikir, öneri verebilirim. Eğer senin varsa önerin sana vereyim. Yoksa ben birkaç tane daha sunabilirim. Ben buna birkaç ekleme yapmak istiyorum. Bu özellikle Stoacıların veya diğer bilgelerin dönüşüm hikayeleri ve genel olarak yaşam öyküleri bize iki şekilde çok ciddi fayda sağlıyor diyebilirim. Birincisi motivasyon açısından ve bir nevi teselli açısından. Zira ilk videoda da bahsetmiştik zaten bu yolun gerçekten zor ve uzun vadeli olduğunu. Bir anlık bu yolda tiker olaylarda başarısız olmamız durumunda hayal kırıklığına uğramamamız gerektiğini, hatta işte az önce de bahsettiğimiz gibi Seneca'nın yaşamından da feyiz alarak burada en azından şu an bilge olarak değerlendirdiğimiz insanların bile benzer süreçlerden geçtiğini, bu yılda başarısız olarak en sonunda başarılı bir insana dönüştüğünü düşünerek biz işte motivasyon ve teselli açısından kendimize fayda sağlayabiliriz. İkincisi de gerçekten öfke konusunda özellikle Stoacıların bu daha çok modern literatürde erdemi modelleme olarak geçer. Şey vardır mesela kendimize rol model aldığımız ve erdemli olarak gördüğümüz insanları ve yaşadığımız zor durumlara karşı şu soruyu sorarak içselleştirmek. Mesela Marcus Aurelius bu durumda olsaydı ne yapardı? Epiktetos diyor ki bu İşte zor durumlarda yapman gereken önemli görevlerde kendine bir rol model belirle ve sanki o kişiymişçesine davran. Bunda utanılacak bir şey yok. Zira hepimiz çok eski zamanlardan beri içimizde belli başlı kişilerin bazı özelliklerini içimizde yeşertiyoruz. Farkında olmasak da. Dolayısıyla biz erdemli olarak gördüğümüz kendimize rol model belirlediğimiz kişilerin hayatlarına bakarak ve aslında bu Yurupayo'nun İrade Terbiyesi kitabında da geçen bir şeydir. Mesela diyor ki kim olmak istiyorsan onun gibi davran. Özellikle Yurupayo burada çok fazla biyografi okumamız gerektiğini, oradan özellikle beğendiğimiz karakterlerin bazı özelliklerini kendimize katmamız gerektiğini söylüyor. Yani aslında Stoacılığın birçok duruma karşı modern önerilerde de ilham kaynağı olduğunu, modern önerilerin hatta kökeni olduğunu, özellikle bilişsel davranış terapisinin kökeninde yattığını söyleyebiliriz. Ben burada diyeceğim şey özellikle öfke durumlarına karşı ben mesela Marcus Aurelius'un özellikle imparator olduğu zamanlarda ve yaşadığı durumlara karşı verdiği tepkilerin üzerine düşünülüp kendi karakterimize uyarlamamız gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Zira imparatorluk zamanında çok fazla ihanete uğruyor, eleştiriye uğruyor, hatta saldırıya dahi uğradı oluyor. Ancak o davranışların öznesine sürekli kendine öğretmen olarak atıyor Marcus Aurelius. Diyor ki evet bunlar benim öğretmenim ve ben bunlardan bir şey öğrenmeliyim. Onların bana ihanet etmesi, bana saldırıda bulunması benimle ilgili bir şey değil. Ben yapacağım tek şey onlardan bir şeyler öğrenmek ve karakterimi ona göre şekillendirmek. Dolayısıyla bu bilgelerin yaşamının ve hayatlarında yaşadıkları tikel olayların bu iki şekilde. Birincisi teselli ve motivasyon. İkincisi bizim kendi içimizde yaşatmamız gereken ilkelere uyarlanabilecek olayları içerdiğini düşünerek faydalı olabileceğini düşünüyorum.
Bu arada çok güzel. Yani bu direkt stoğacı bir teknik bu arada. Şey, Kesinlikle. bir rol model belirlemek ve o rol model nasıl davranacaksa bunu zihnimizde canlandırmak. Şu soru çok elzem, özellikle öfkeyle baş başa kaldığımızda. Başka bir insan burada nasıl davransaydı hayranlık duyardı. Bilge biri burada nasıl davranırdı? Gerçekten şu an rasyonel bir insan gibi mi davranıyorum? Yoksa bir hayvanın aklı mı benim zihnimi ele geçirmeye çalışıyor? Bu tür telkinler günün sonunda akılla hareket etmemizi kolaylaştıran telkinler gibi geliyor ve mesela bizim için bazen öfkelenmek o kadar büyük sonuçlar doğurmayabilir, değil mi? İşte ne olur arkadaşınla biraz bozuşursun falan filan, ama mesela Marcus Aurelius gibi biri için çok daha önemli. Yani insanların kafalarının gitmesi demek. Sen bilinen dünyanın hakimisin. Mesela gerçekten öyle durumlara geliriz ki liderlik ettiğimiz ekip içerisinde rol model oluruz. Onların hayatının gidişatı bizden etkilenir. Yani belki şu anki halimiz için öfkeyi kontrol etmek o kadar elzem gözükmeyebilir. Fakat öyle durumlar var ki bu çok çok önemli sonuçlara yol açıyor. Ve bana kalırsa da Marcus Aurelius'un hayatı çok ilham verici. İç savaş çıkıyor ve iç savaşa kalkışan herkesi affediyor. Herkesi affediyor. Hiç kimsenin öldürülmemesi gerektiğini savunuyor. Günün sonunda birkaç işte ana elebaşının öldürülmesiyle ilgili kararlar çıksa bile bu biraz daha Senato'nun fikriyle açığa çıkan şeyler vesaire. Şimdi bu arada geçmişte de uygulanan bir şey. Geçmiş antik Yunan ve Roma zamanında stoacılar için rol model Sokrates'ti. Ve hatta çok sayıda felsefe okulu için Sokrates'ti. Onun bir bilge tasavvuru olduğunu ve kendilerine şunu sormaları gerektiğini düşünüyorlardı. Sokrates burada nasıl davranırdı? Ve Sokrates mizahi bir karakter mesela. Birileri onu eleştiriyor, taşlıyor, bazen dövüyor ve hepsine mizahla karşılık veriyor. Belki de bazı durumlarda öfkeyle değil de mizahla karşılık vermeyi düşünebiliriz. İşte Sokrates at sineği ya hani. İşte gidiyor insanları rahatsız ediyor, onları eleştiriyor. Bir de baba figürleri yani ama şey ana figürleri böyle eleştiriyor. İşte geliyor komutan diyor ki cesaret nedir? Hadi konuşalım. Geçiyor oradan bir teolog, din adamı, işin neydi? Tanrı nedir, din nedir? Hadi konuşalım. İnsanlar sinirleniyor Sokrates'e. Bazen dövüyorlar Sokrates'i. İşte Sokrates'i dövüyorlar, tamam mı? Mesela bir örnek, bu güzel bir örnek. Sokrates'i dövüyorlar yine. Sokrates diyor ki abi ne zaman hangi gün evden kaskla çıkmamız gerektiğini bilmemek ne kadar kötü. Veya işte gülerek karşılık veriyor bir başka dayak mevzusuna. Şey tepkisini veriyor işte dava etmeyecek misin bu adamı ya? Var, dava etme hakkı falan var. İşte şey diyor, eşek tepseydi dava mı edecektim? Eşek tepseydi. Tamam bir daha yanına yaklaşmam diye düşünür. Yoluma devam ederdim. Adam beni dövünce niye şey yapayım ki niye? Gördünüz mü aslında mevzu? Yani farklı durumlara karşı Sokrates'in verdiği tepkiler ilham verici olabiliyor. Peki biz niye tarihten ilham almayalım? Bu güzel bir nokta. Bu güzel bir nokta. Bu nasıl içinde bulunduğum duruma farklı bakış açılarından bakabilirim sorusunu kendine sormakla ilintili. Mesela olaya mizahla yaklaşan biri nasıl davranırdı? Şefkatle tepki veren biri nasıl davranırdı? Adalet dürtüsünü ön plana koyan biri nasıl davranırdı? Bakış açılarını genişlettikçe, farklı perspektiflerden baktıkça ve hatta bazen karşı tarafın anlayışını anlamaya çalıştıkça farklı bakış açılarından bir tanesi öfkenin gitgide azaldığını göreceksiniz. Yani ben gördüm işte ise. Bu mesela yapılan yöntemlerden bir tanesi. Ve yani şu önemli. Mesela Marcus Aurelius. Bir insan kendi canını sıkan herhangi bir olayla karşı karşıya kaldığında kendisinin benzer hatalarını düşünüyor. Ben mesela belki de bilmeden insanlara adaletsizlik yaptığım zamanlar oldu mu? Paraya çok değer verdiğim için insanların kalbini kırdığım oldu mu? Belki birine bağırdığım oldu mu? Bunların hiçbirini yapmasam bile onun arkasında yatan çok daha temel, ya onun yaptığı şeyi yapmamış olsam bile onun inanç dürtüleriyle yaptığı eylemlere veya düşünce sistemlerine girdiğim oldu mu? Kendimin o pozisyondaki hallerini, geçmişteki hallerini düşündüğümde öfke azalmaya başlıyor. Çünkü onu anlamaya başlıyorsun. Onu ne kadar anlarsan onun sana saldırısı o denli zayıflaşıyor. O denli anlamsızlaşıyor. Çünkü biliyorsun ki o aslında nihayetinde baştan aşağı kötü olan bir insan değil. Yanlış inançların pençesinde. Belki doğru olan şeyi unutmuş. Belki işte kendini haklı görmesine rağmen aslında haksız olan bir insan sadece. Sokrates'in şu mentalitesi çok önemli.
Hiç kimse haksız olmak istemez. Herkes kendisine göre doğru olan şeyi yapar. Ya çünkü kimse, herhangi bir insan, abi şunu yapayım da bir de haksız olayım diyerek hareket ettiğini gözlemleyebilir. Hayır, her insanın en temel güdüsü haklı olmaktır. Bu bunu yaptığına dair haklılık inancı vardır. Yanlış bir şey yapıyor olabilir, yanlış inançlarla beslenmiş olabilir, yanlış bakış açısından yaklaşmış olabilir veya üşenmiş ve o doğru eylemi gerçekleştirmemiş olabilir. Fakat kendine doğru gözüken şeyi yapıyor. Eğer herkes kendine doğru gözüken şeyi yapıyorsa, bir insana kızmak, kendisine doğru gözüken şeyi yaptığı için insana sinirlenmek anlamına gelmez mi? Bu anlamlı mı? Yani bazen de insanların yanlış inançlar yolunda gitmesine izin vermek de, yani bu hayatın bir parçası, değil mi? Ben de daha önce belli başlı yanlış inançlara sahiptim. Bunu düşündüğünde öfke yerine empatiye, şefkate, adalet dürtüsüne bırakabiliyor. Bu arada kastım şu değil. Öfkeden tamamen kurtulalım. Aslında bu kastım. Ama şu anlamda bu değil. Tufan Hocam verdiği güzel bir örnek var. İşte bu benim öfkeye olan bakışımı şekillendiren bir örnekti. Diyelim ki bir adam bir çocuğu mesela ırkçı sebeplerle dövüyor olsun. Dövüyor ırkçı sebeplerle. Bir baba da çocuğunun dövüldüğünü görüyor ve öfkelenmiyor. Burada ahlaki bir kusur var mı? Genelde insanlar bunu duydukları zaman şey diyorlar. Evet, kusur var. Abi niye müdahale etmiyor ki? Ya vicdansız mı bu adam? Neden kurtarmıyor çocuğu? Ama bir dakika. Kurtarmıyor dedim mi? Hareket etmiyor dedim mi? Öfkelenmiyor dedim. Belki de kurbana duyduğu adalet dürtüsü, o kurbana duyduğu sevgi yüzünden gidip müdahale edecek. Belki adalet dürtüsüyle gidip müdahale edecek. Belki mağdurla kurduğu empati yüzünden gidip müdahale edecek. Yani öfke varsa öfkenin sonuçları vardır, davranışları vardır. Hayır, bunlar farklı şeyler. Bazen hatta öfkeliymiş gibi davranmak bile iyi olabilir. Ama bunun için içinde öfke hissetmeye gerek var mı gerçekten? Yani eylemler ve duygular birbirinden farklı şeyler. Biz öfke derken öfkeyle birlikte genelde öfkeyle ilişkilendirilen eylemleri yapmayı kastetmiyoruz. Bazen belki de hakaret etmek yapılabilecek en bilgece şeydir. Fakat bunu öfkesiz yapmak daha iyi değil mi? Bazen müdahale etmek, çoğu zaman müdahale etmek daha doğru. Fakat bunu öfkesiz yapmak daha iyi değil mi? Çünkü öfkeyle yaparsa belki adamın kafasını kıracak, çocuk babasız kalacak. Daha kötü. Hakaret edecek ama bunu öfkeyle yaparsa dozunu kaçıracak. Fakat diğerinde eğitme amacı güdecek. Belki de hakaret etmek bazen öyle spesifik durumlarda doğru olabilir ki. Nasıl bilmiyorum. Bunun algoritması yok. Ama öyle spesifik durumlarda ama bunu öfkesiz yapalım. Evet, doğru olabilir ama bu öfkesiz olsun. Yani davranışlar ile duygular arasında fark var. Evet, genelde davranışlar duygulardan kaynaklanır. Fakat ben aklımla davranışların doğru olan davranışı tespit edersem o duyguya ihtiyacım kalmaz. Aslında burada öfkesizleşmek derken o içsel intikam alma arzusunun olmayışından bahsediyoruz. Belki de bazen birine bağırmak doğru olabilir. Biz bundan bahsetmiyoruz öfkesizlik derken. Belki de bağırmak doğrudur. Fakat bunu öfkeyle yapmak doğru olmayabilir. İntikam dürtüsüyle yapmak doğru olmayabilir. Belki de yapmamız gereken şey eğitme arzusuyla yapmaktır. Bu arada bunu söylüyorum ama hadi bana bu koşullarını ver. İşte ne zaman bağırmak doğrudur, ne zaman yanlıştır. Bu koşulları verilebilecek bir şey değil. Mevzu gitgide öfkesizleşerek ne zaman doğru, ne zaman yanlış davranacağını, onun ne zaman doğru, ne zaman yanlış olacağını gören bir insan olmak. Bu biraz da içgörüyle, biraz da sezgiyle alakalı bir şey. Algoritması yok fakat belli karakter özellikleri var. O karakter özelliklerinde de genelde öfkeye yer olmuyor diyeyim. Evet, burada şuna değinmek lazım aslında. Seneca'nın da aslında bu, yani bizim sıkça zikrettiği, bizim öfkeye karşı bakış açımızda önemli derecede değişikliğe uğrayacağımız söylediği bir nokta. Diyor ki Seneca kısaca, işte öfke veya daha doğrusu kötülük evrenin, olayların ve insanların içinde doğal olarak bulunan bir şey değildir. O bir takım İşte dikkatsizlik, tembellik veya yanlış yargılarımız sonucu ortaya çıkan bir şeydir. Bunu düşünmek, empati yeteneğimizi ve daha insanlara karşı merhametli ve şefkatli olmamızı artırır diyor. Ve şunu düşünebiliriz bu minvalde. Kendimizi burada koyalım ortaya. Ve biz de bir zamanlar şu anda baktığımızda gerçekten ya ne kadar yanlış, ne kadar ahlaki olarak kötü bir şey yapmışım diyebileceğimiz eylemleri
gerçekleştirdik geçmişte. İşte tam da o anda biz nasıl ki şu an onun idrakına varmışsak, ancak o zamanlarda bu eylemi yapmak ahlaki olarak bize yanlış gelmediyse, aynı zamanda ahlaken yanlış eylemler yaptığını düşündüğümüz kişilerin de o an için o şeyi kötü olmadığını, o şeyin kötü olmadığını düşündüklerini tahayyül etmek aslında bizi o insanlara karşı şefkatli yapar. Bu yüzden sizce Seneca, eğer bir insanın sende öfkeni açığa çıkaracağı bir eylemiyle mi karşılaştın? O halde aynısını geçmişte ben de yapmıştım şeklinde kendine telkin ver diyor. Bu önemli. Onun dışında araya çok fazla örnek geldi ki güzel de oldu aslında. Daha öncüllerin doldurulması açısından daha anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum bunun. Ve şeye gelelim biz. Gerçekten ilk başta sorduğun soruya. Yani gerçekten öfkeyi biz nasıl, eğer kötü bir şeyse, dizginleyebiliriz? Bunu şu şekilde yanıtlayabiliriz aslında. Birincisi, biz tekrar ilk izlenim noktasına gelirsek, bizim öfkemizi açığa çıkarabilecek durumlar içerisinde bizim olmamamız mümkün değil. Ancak dediğimiz gibi bunu ne kadar minimize edebiliriz ve buna karşı ne kadar metanetli, ne kadar erdemli bir pozisyonda olabiliriz. Bu yüzden bunun birinci aşaması kendimizi tanımaktan geçiyor ve öfkenin hangi durumlarda, hangi şartlar altında gerçekleştiğini analiz etmemiz ve farkında olmamız gerekiyor. Örneğin haksızlığa uğradığımız bir durum içerisinde ve haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz bir durum içerisinde kendimizi tahayyül edelim. Burada yavaş yavaş vücudumuzda gerek fiziksel gerek zihinsel açığa çıkan tepkileri bir aslında kontrol edelim diyor genelde Stoacılar, özellikle Marcus Aurelius. Diyor ki o an kasların titreyebilir, kaşın çatık olabilir ve bunu senin farkında olman gerekiyor. Gerçekten öfkenin yavaş yavaş geldiğini, varlığını sende hissettirdiğini o anda sen farkında olacaksın ki bu zaten mümkün değil. Yoksa bu bir derecede kontrolümüz dışında olan bir şey aslında. Duyguların ilk izlenimlerinin bizde zuhur etmesini engellemek. Evet, farkındayım ki ben birinci aşama için öfke yavaş yavaş geliyor. Bu gerek fiziksel gerek zihinsel olarak bana hissettirdi. İkinci aşama bize şunu söylüyor. O an o öfkeleneceğin durumun içinde aslında kötü bir şey olmadığını, kötülüğün ve öfkenin o duruma içsel olmadığını, daha çok senin yargılarından ileri geldiğini kendine hatırlatman gerekiyor. İşte olayların kendisi öznesiz ve kayıtsızdır. Beni kışkırtan bu noktadaki benim yargılarımdır. Bu minvalde düşünmek insana gerçekten rahatlatıcı bir şeydir. Kendi hayat deneyimlerimden ve çıkarımlarımdan da idrak ettiğim şekilde. Üçüncü aşamada buna ek olarak az önce söylediğimiz erdemi modelleme ve gerçekten benim rol model aldığım ve gerçekten hayranlık duyduğum insanlar bu durumda nasıl tepki vermişler ve ben o kişi şu anda olsa nasıl tepki verirdi? Bunu düşünmek üçüncü madde. Yani birincisi öfkenin geldiğini en azından ilk izlenim olarak idrak etmek. İkincisi o olayın aslında kendisinin değil bizim yargılarımızın onu bizim öfkemizi açığa çıkaracak şekilde ortaya koyduğunu fark etmek. Üçüncüsü de erdemi modelleme diyeceğimiz. Örneğin Marcus Aurelius bu durumda benim yerimde olsa ne yapardı şeklinde düşünce. Ve dördüncüsü fonksiyonel analiz diyebileceğim, az önce ifade ettiğim. Bunun getirisi ve götürüsü ne olacaktı? Geçmişte ben öfkeli davranışlarımla ve öfkesiz davranışlarımda bir mukayeseye giderek hangisi bana daha çok yarar ve zarar sağladı bunu düşünmek ve muhtemelen de öfkesiz bir şekilde daha çok kendi irademiz ve aklımızla eylediğimiz durumlar bize daha çok fayda sağlamıştır. En azından daha az zarar sağlamıştır diyebiliriz. Bunu düşünmek ve bu dört ilkeyi tekrarlamak. Mesela Seneca diyor ki, öfkesiz bir insan mı olmak istiyorsun? O zaman öfkeye karşı direnmek zorundasın. Ve bunu not edebilirsin diyor. Örneğin bir gün, iki gün, üç gün, bir ay, iki ay, üç ay, 90 gün vesaire. Bunun çetelesini tutabilirsin ve fark edeceksin ki emin ol, yavaş yavaş öfkeye karşı daha az toleranslı, öfkenin daha hafif bir şekilde içinde zühur eden bir insan olduğunu fark edeceksin diyor. Yani bu kısaca saydığım bu maddeler ve bunların düzenli pratik edilmesi ve hatta başarısız olduğu noktalar
noktalarda buna karşı pes etmeden gerçekten yine burada erdemli modellemeyi işin içine sokarak gerçekten bu erdemli insanların da geçmişte bu olgulara karşı yanlış tepkiler verdiğini düşünerek sürekli tekrarlamak açıkçası stoacıların en genel manada öfkeye karşı bize sundukları reçete diyebiliriz. Bu şekilde özetleyeyim. Çok güzel bir şey. Ben burada iki noktadan daha bahsedeceğim. Ondan sonra kapatalım hafiften çünkü derse kaçmam gerekecek. Bu bahsettiklerine ek olarak Seneca'nın şey tavsiyesi de var. Bu fonksiyonel analiz gibi fakat daha pratik bir yöntem. Tüm olumsuz duygulara uyarlanabilir bir şey. Öfke sana ne yaptırmaya çalışıyorsa tam tersini yap. Tam tersini yap. Çünkü başta zihnin tarafından ele geçirilebilir fakat bedenin öfkenin yapmaya çalıştığı şeyin tam tersini yaparsa zihnin onu takip edecek. Yani bedeni önce olarak kullanmak biraz daha. Nasıl? Mesela öfke kaşlarını çatmanı mı sağlıyor? O zaman kaşlarını bir gevşet. Öfke daha hızlı hareket etmene mi sebep oluyor? Daha yavaş hareket et. Daha yavaş, sakin. Öfke sana ne yaptırmaya çalışıyorsa tam tersini yap. Bunu yapınca öfkenin azaldığını göreceksin. Çünkü genelde yani şu mantra bana biraz sağlıklı geliyor. Öfke başkasının suçu için kendini cezalandırmaktır. Ya başkası hata yapıyor. Onda hiçbir şey değiştirmeden sen öfkeleniyorsun. Çoğu zaman öfke ha, bambaşka bir insana. Sen o an öfkelensen de öfkelenmesen de o insan ne yapıyorsa yapmaya devam edecek. Ona zerre kadar etkisi yok. Sadece kendine zarar veriyorsun. Bu yüzden aslında önce çözmemiz gereken şey öfkenin kendisi. Bu bahsettiğim fonksiyonel analiz, bilişsel mesafe tutmak gibi şeylerin yanında işte daha yavaş hareket etmeye çalışmak ve öfkeyi bu yolla dizginlemeye çalışmak önemli olabilir. Düşünsel kısımlar da önemli. İşte kimsenin mükemmel olmadığını düşünmek, kendi benzer hatalarına odaklanmak vesaire. Bir de bir karşı çıkış vardı. O aklıma geldi. Ondan bahsetmedik. Ondan böyle kısaca bahsedeceğim. Sonra Rafik'ten senin de son sözlerini alacağım. Sonra kapatalım. Öfke hiçbir zaman mı işe yaramaz'a dair şöyle bir eleştiri geliyor normalde. İşte mesela geçen gün tartıştığımız, Hiva'da tartıştığımız bir şey vardı. Bir öfke üzerine konuşuyorduk. Şey diyor ben mesela feminist harekette öfkeleneceğim ki sokağa çıkıp slogan atacağım. Öfke sayesinde motive oluyorum. Öfke sayesinde harekete geçiriyorum. Bu evet belki bireysel anlamda işe yarar olabilir fakat toplumsal manada aslında öfkenin iyi sonuçlara yol açtığı değişim için daha katalizör görevi gördüğü durumlar yok mu gibi bir eleştiri. Benzer eleştiri Seneca'ya da geliyor. Şey diyor işte tamam, bireysel anlamda öfkelenmeyelim. Okey, hiç sıkıntı yok. Ama askerlerde mi öfkelenmesinler? Askerler için öfkelenmek iyi bir şey. Öfkelenecek ki asker atılacak, öfkelenecek ki saldıracak. Karşı tarafa karşı ona öfke vermelisin ki o insanı harekete geçirebilesin. Öfkenin hareket ettirici böyle toplumsal bir rolü de var. Seneca'nın verdiği cevap bence güzel. Evet, öfkelenirsen gerçekten atılırlar ama İçki verirsen de atılırlar. Değil mi? Haşhaş içir yine atılırlar. Tarihte örnekleri var bunların. Yani bunlara da tamam mı diyeceğiz? Eğitimsiz bir ordu için öfkelenmek işe yarar olabilir. Fakat eğitimli olmasını tercih edersin, değil mi? Amaçlarının farkında olan, işte şey neden savaştığını bilen, bunun sonuçlarını öngörebilen, içinde bulunduğu pozisyonu ve sorumluluklarının farkında olan. Yani eğitimsizse evet öfkeli olması iyi. Fakat eğitimli olması daha iyi. Evet eğitimsizsen gerçekten de slogan atmak için öfkeye ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Fakat eğitimliysen bunun günün sonunda senin amaçlarına işte ulaşmaya çalıştığın toplumsal yere nasıl seni yaklaştıracağını tahayyül edebilirsen artık öfkesiz de yapabilirsin. Benzer bir durum bu yüzden bana kalırsa bu açıdan da bu eleştiri biraz geçersiz kalıyor. Özetleyelim. Öfke akılsal ve toplumsal doğamızın karşısında genelde bize zarar veren ve eğer müdahale etmezsek zihnimizi ele geçirip bizi geçici bir delilik haline sürükleyen bir duyguya benziyor. Bu yüzden öfkeyi bastırmak değil fakat buna ihtiyaç duymayan birine dönüşmek hayatımız için önemli gibi bir şey. Ve bunun için de farklı yöntemler var. Bilişsel mesafeler koymak, öfkenin ilk izlenimlerini, ilk dürtülerini, ilk harekete geçiricilerini fark etmek ve durdurmak, biraz sakinleştikten sonra müdahale etmek, olayların arkasındaki yargı biçimlerini doğru analiz etmek gibi.
Tüm bunları yaptığımız zaman öfkeye gitgide daha az ihtiyaç duyan bir insana dönüşmemiz mümkün diye. Sebze, son eklemek istediğin şeyler var mı? Ya ben de şunu ekleyebilirim ki en son pes etmemeleri gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlara. Gerçekten uzun bir yolculuk ve ya zaten sonuçlarına baktığımızda hayatımızı çok ciddi ölçüde değiştiren bir şey ve gerçekten bu yolda defalarca başarısız olabiliriz. O yüzden başarısız olsak dahi yani insan olduğumuzu bu yolda mükemmel adımlar atamayacağımızı fark etmek ve bu söylediğimiz taktikleri düzenli bir şekilde uyguladıkları sürece başarıya ulaşabileceklerini çok uzun vadede söylemek. Ben de en son işte motivasyon olması açısından ve pes etmemeler açısından arkadaşlarım bunları söyleyeyim diyeyim. Tekrar. Güzel nokta. Önemli olan mükemmel olmanız değil, diğer insanlardan daha iyi olmanız değil, dünkü halinizden daha iyi olmanız diyerek kapatalım. Ve dostlar, Prokopto'nun ikinci bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde öfke konuştuk. Bu bölüm hakkındaki fikirleriniz ne? Prokopto hakkındaki düşünceleriniz ne? Size katkı sağlayan bir bölüm oldu mu? Bu seri sizce devam etmeli mi? Katkı sağladıysak nasıl sağladık? Katılmadığınız veya eleştirdiğiniz yerler varsa neler, katıldığınız yerler neler? Yorumları okuyoruz, hepsini okuyoruz. Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.